Kara delikleri anlattığım videoda birkaç kişi aynı soruyu sordu. Gerçekten iyi bir soru bu. Kara deliklerin kütlesi, güneşin kütlesinin iki veya üç katıysa yerçekimi neden bu kadar güçlü? Güneşin yerçekiminin ışığı hapsedecek ve onun kaçmasını engelleyecek kadar güçlü olmadığı ortada. Peki aynı büyüklükte yer çekimine sahip olan kara delikte ışığın kaçmasını engelleyen şey ne? Bunu anlamak için Newton'un klasik fiziğini kullanacağım. Ama genel görecelik gibi detaylara girmeyeceğim. Bu, aynı kütledeki daha küçük ve yoğun olan cismin neden daha güçlü bir yer çekimi kuvveti olduğunu anlamanız için bize ipucu verecek. İki örnekle açıklayalım. Burada bir yıldız olsun. Ona M1 diyelim. Yarıçapına da R diyelim. Yıldızın şurasında yüzey ısısına dayanıklı başka bir kütle olsun ve onun adı da M2 olsun. Evrensel kütle çekim yasasına göre bu iki kütle arasındaki kuvvet eşittir yer çekimi sabiti çarpı kütlelerin toplamı yani m1 çarpı m2 bölü yarıçapın karesidir. Bunun üzerine şöyle düşünebilirsiniz. Buradaki mor kütle büyük olan kütleye değiyor. Bu durumda uzaklık sıfır olmaz mı? Ama dikkat edin. Burada kütlelerin merkezleri arasındaki uzaklıktan bahsediyoruz. Yani bu büyük kütlenin merkezi yüzeydeki kütleye R uzaklığında. Şimdi başka bir örnek vereyim. Bu büyük kütleli yıldız önünde sonunda yoğunlaşıp binlerce kat küçülecek. Bunu da şöyle gösterelim. Bu arada birebir ölçekte çizmiyorum elbette. Aynı veya farklı bir cisim olabilir. Önceki büyük nesne ile kütlesi tamamen aynı. Bu sefer yarıçapı daha küçük. Hadi yarı çapına 1 bölü 1000 diyelim. Yani R bölü 1000. Eğer bunun yarı çapı 1 milyon kilometre olsaydı, Güneş'in yarı çapının yaklaşık 2 katı olacaktı. Burası yarı çapı 1 milyon kilometre ise, burası da 1000 kilometre yarı çapında. Nötron yıldızı olmaya yakın bir cisimden bahsediyor olabiliriz. Gerçekte ne olduğunu düşünmeye gerek yok tabii. Sadece bir fikir edinmek için söylüyorum. Burada bir cisim olduğunu düşünelim. Yüzeyinde az önceki örnekteki gibi bir kütle var. Deminki ile aynı. Buna m2 diyelim. Şimdi iki kütle arasındaki kuvvet ne olacak? Bu iki kütleyi birbirine çeken kuvvet nedir? Bunu öğrenmek için tekrar evrensel kütle çekimi yasasını kullanacağız. İlk güce F1, ikinciye de F2 diyorum. F2 eşittir yer çekimi sabiti çarpı toplam kütle. Yani M1 çarpı M2 bölü yarı çap bölü binin karesi. Bu uzaklığın kütlelerin merkezine olan uzaklık olduğunu hiç unutmayalım. Bu durumda yarı çapın karesi R bölü bin üzeri 2 olacak. Bunu daha da basitleştirirsek, Hepsini tek renk yazayım yoksa çok uzun sürüyor. Yer çekimi sabiti çarpı m1 çarpı m2 bölü r kare bölü binin karesi yani 1 milyon. Veya payla paydayı 1 milyonla çarparsak 1 milyon çarpı yer çekimi sabiti çarpı m1 çarpı m2 bölü r kare formülünü de bulabiliriz. Buradan ne çıkıyor peki? F1'deki formülün aynısı. Yani 1 milyon çarpı F1. Buradaki bu sarı objenin kütlesi buradaki büyük olanla aynı. Her ikisi de birbirinden etkilenir. Bu yer çekimini ikisi de birbirine uygular. Buradaki M1 daha küçük ve daha yoğun olduğu için yanındaki bu parça M1'in merkezine daha da yaklaşır. Bunun üzerine şöyle düşünebiliriz. Büyük kütlenin yarı çapında burada bir cisim olsun. O zaman ikinci örnekteki durum ve buradaki durum aynı olur öyle değil mi? Bu bir yıldız olsaydı buradaki fotonlar aynı kuvvetten etkilenmez miydi? Buradaki uzaklıkta R bölü 1000 ise buradaki fotonlar, atomlar veya moleküller de aynı kuvvetten etkilenmez mi? İçinde olunca kütlenin hepsi bu cismi içeriye doğru çekemez. Kütlenin bu kısmı da dışarıya doğru çeker. Çünkü bu kütlenin kendisi zaten içeriye doğru çekildiği için buradakine bir baskı yapar. Buradaki cismin yer çekimi kuvveti daha az olur. Çünkü bu kısımda aksi yönde iten güçler var. Çok büyük bir kütlenin merkezini düşünelim. Eğer siz ortasında Tam merkezinde olsaydınız yer çekimini hissetmezdiniz çünkü yoktur. Büyük bir kütlenin merkezinde yer çekimi kuvveti yoktur. Merkezde olduğu için kütle diğer her noktadan dışa doğru kuvvet uygulayacaktır. Kütlenin geri kalanı dış yönde kuvvet uyguladığı için cismi de dışarı çekecektir. Bu nedenle bir yıldızın çekirdeğine doğru indikçe Böyle bir yer çekimi kuvveti hissetmezsiniz. Bu kuvvetler sadece bütün maddenin çok küçük ve yoğun bir bölgede toplandığı yerlerde görülür. İşte bu yüzden kara delikteki yer çekimi ışığın bile kaçamayacağı kadar yoğundur.